Merhaba arkadaşlar. Nesne tabanlı programlama dersine hoş geldiniz. Sınıf ve metotları incelemeye devam ediyoruz. Bu haftaki dersimizde sık kullanılan hazır sınıflar ve koleksiyon sınıfları üzerinde duracağız arkadaşlar. Program editörleri hazırlanırken, program geliştirme ortamları hazırlanırken, kütüphane adı da verilen hazır bir takım sınıflar editörün içerisine yerleştirilir. Birçok işlem ortak olarak programlama dillerinde kullanıldığı için bu hazır kütüphane sınıflarından çekilerek kullanılabilirler. Tekrar tekrar bunların programcı tarafından yeniden oluşturulmasına gerek duyulmaması için programcının işini kolaylaştırması açısından bu çok kullanılan, sıklıkla kullanılan, ihtiyaç duyulan matematiksel, metinsel ya da karakterlerle ilgili fonksiyonlar bu kütüphane sınıflarının içerisine yerleştirilir arkadaşlar. Hemen hemen bütün editörlerin içerisinde 3 aşağı 5 yukarı ortak metotlar bulunur ve bu metotlar programcılar tarafından istenildiğinde, gerek duyulduğunda kullanılabilirler. Bunlara biz hazır sınıflar ya da kütüphane sınıfları diyoruz. Bu haftaki dersimizde de bunları incelemeye çalışacağız birlikte. Şimdi sınıf kavramını bir hatırlayacak olursak arkadaşlar, sınıf neydi? Nesne tabanlı programlamada kullandığımız en önemli unsur sınıflardır. Sınıf içerisinde yapılacak işi barındıran bir kod öbeğidir ve bu sınıfın içerisinde kullanılacak olan üyeler ve kullanılacak olan metotlar yer alır. Bu metotlar ne iş yapmak istiyorsanız o programla ilgili bu işlerin parçalar halinde oluşturulduğu küçük kod öbekleridir arkadaşlar. Sınıflar bir prototip olarak, bir sanal yapı olarak oluşturulur ve gerektiğinde instantiating yöntemi dediğimiz, yani örnekleme yöntemi dediğimiz yöntemle program içerisinde tanımlanarak nesneler oluşturularak hayata geçirilirler ve kullanılabilir hale gelmiş olurlar. Sınıflar nesne tabanlı programlamanın en önemli unsurudur arkadaşlar. Bir nesne tabanlı programlama sınıfların birleşmesinden oluşmuştur. Birçok sınıfın bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır nesne tabanlı programlama ya da şu an için kullanmış olduğumuz nesne tabanlı programlama dilleri bu şekilde farklı farklı sınıfların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir yapıya sahiptir. İçinde de birçok sınıf vardır. Hazır kütüphane sınıfları da bu sınıflardan bir tanesi arkadaşlar. Bunları da dersimizde anlatmaya çalışacağız. Sınıf tanımlanırken arkadaşlar, eğer kullanıcı tarafından bir sınıf tanımlanıyorsa class ve sınıfın adı şeklinde bir tanımlama yapılır. Küme parantezleri bu sınıfın kapsam alanını gösterir. Bu sınıf içerisinde üye değişkenler arkadaşlar, alanlar diyoruz buna, ve metotlar bulunur. Metotlar işi yapan kısımdır. Üye değişkenler de üzerinde çalışılacak olan verilerdir arkadaşlar. Bu yapı bir sanal yapıdır, bir modeldir, bir prototiptir. Eğer biz bu yapıyı hayata dökmek istiyorsak, bunu kullanılabilir somut hale getirmek istiyorsak bundan bir nesne oluşturuyoruz. İşte burada da nesne oluşumunu görüyorsunuz. Örneğin bisiklet sınıfı oluşturmuştuk. Buradaki B bisiklet sınıfından artık türetilmiş bir bisiklettir arkadaşlar. Bisiklet bir modeldir. B gerçek bir bisiklettir. Biz bunu kullanabiliriz. İşte bize ne izin veriyorsa, ne fonksiyonları varsa bu sınıfın, o fonksiyonları bu bisiklet üzerinden kullanabiliriz arkadaşlar. Metot sınıf içerisindeki en önemli yapılardan bir tanesidir arkadaşlar. Sınıfların içerisinde yer alan en önemli yapılardan birisi metottur. Birçok yapı bulunuyor. Property'ler, üye alanlar, metotlar gibi birçok yapı bulunabilir sınıf içerisinde, ama bizim en çok kullandığımız, daha doğrusu en önemli yapı olarak metodu söyleyebiliriz. Metot üyenin içinde işi gerçekleştiren arkadaşlar yapıdır. Metotlar sınıfın davranışlarıdır diye tabir edilirler. Yani bu sınıf neler yapabiliyor, ne gibi özellikleri var, neleri gerçekleştirebilir? Örneğin şöyle biz bunu örneklemiştik. Bir usta ve müteahhit ilişkisi demiştik. İşte sizin ustalarınız var. Ne ustanız var? İşte duvar ustanız var, fayans ustanız var, betoncunuz var, demirciniz var. Bunların hepsi bakın belli bir işi gerçekleştiriyorlar. İşte birisi duvar örüyor, sıva yapıyor. Birisi işte fayans örüyor gibi belli işleri var. İşte buradaki metotlarda belli görevleri yerine getiren küçük parçalardır programın içerisindeki. Çeşitli türleri var. Değer döndüren, döndürmeyen, parametre alan, almayan,
propertiler, yapıcı ve yıkıcı metotlar gibi çok farklı türleri bulunabilir. Hazır sınıflara geldiğimiz zaman arkadaşlar, hazır sınıflar yazılım geliştirme ortamlarının içerisinde, bu ortamlar geliştirilirken bu yapıların içerisine yerleştirilmiş hazır fonksiyonları barındırırlar. Bu hazır fonksiyonlar yaygın şekilde kullanılan, sıklıkla ihtiyaç duyulan, örneğin işte bir sayının karesini almak gibi, mutlak değer almak gibi, sinüs kosinüs tanjant hesaplamak gibi sıkça ihtiyaç duyulan, sadece matematiksel olarak değil tabii ki, birçok farklı anlamda ihtiyaç duyulan hazır fonksiyonlar bu kütüphane sınıflarının içerisinde yer alır arkadaşlar. Bu şekilde de programcılar herkesin kullandığı genel geçer kavramlar için kod yazmak zorunda kalmazlar. Bu kavramları kendi programlarının içerisinde hazır kütüphanelerden çekerek kullanabilirler. Bu kütüphanelerde neler var arkadaşlar? Yaygın olarak kullanılan arkadaşlar bu kütüphane fonksiyonlarına bakacak olursak stringler üzerinde işlem yapan string sınıfları, char sınıfı, mat sınıfı matematiksel işlemleri yapan, date time yani tarih zaman sınıfları ve grafik sınıfları gibi sınıflar mevcut. Daha farklı sınıflar da yine birçok sınıf editöre göre farklı farklı sınıflar yer alabilir. Temel olarak aslında birçoğu ortak fonksiyonları barındırırlar arkadaşlar. Çünkü yapılan işlerin çoğu ortaktır ama editöre göre de değişiklik gösterebilir. Kullandığınız program geliştirme ortamı da IDE'de bu konuda farklı olanaklar size sunuyor olabilir arkadaşlar. Bu sınıfların içerisinde biraz önce söylediğimiz metotlar bulunur. Her sınıfın içinde birçok sayıda metot vardır. Bu metotlar belli işleri gerçekleştirir. Örneğin MAT sınıfının içerisindeki ABS metodu örneğin mutlak değer alır. Yine MAT sınıfının içindeki sin, sinüs alır. MAT sınıfının içerisindeki POV, X sayısının Y üssünü alır gibi içinde bir sürü metotlar barındırırlar ve bu metotlar bizim yapmak istediğimiz görevi yerine getiren küçük fonksiyonlardır arkadaşlar. Bu hazır sınıfların önemli bir grubu da arkadaşlar koleksiyon sınıflarıdır. Koleksiyon sınıfları programcılar bazen belleği kullanmak isterler ve belleğe doğrudan müdahale etmek isterler arkadaşlar. Yani bellek üzerinde belli işlemleri programcılar kendileri dizayn etmek isterler. Bu durumda da belleğe müdahale etmeleri gerekir. İşte belleğe müdahale etmemizi sağlayan sınıflar var. Bu sınıflara biz .NET'te koleksiyon sınıfları diyoruz arkadaşlar. En yaygın kullandığımız koleksiyon sınıfları array listler, hash table'lar, queue'lar, stack, list, dictionary gibi koleksiyon sınıfları var. Bu dersimizde de yine bu haftaki derslerimizde de bu sınıfları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu anlattığımız konularla ilgili arkadaşlar örnek uygulamalarla bu sınıfları ve sınıf kullanımlarını birlikte uygulamaya çalışacağız. Evet, string sınıfı metotlarını tamamlamıştık. Şimdi arkadaşlar bir diğer sınıf olan char sınıfına bakacağız. Char sınıfının içerisindeki kullanılan metotları birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Char sınıfında hangi metotlar var? Ne için kullanılıyor? Burada önemli metotları yine ben ayıkladım arkadaşlar. Bizim için sık kullanılacak önemli gördüğüm metotlar bunlar. Bunların nasıl kullanıldığını şimdi birlikte bakacağız arkadaşlar. Evet, get numeric value karakterin sayı olup olmadığını kontrol eder. Sayı değilse -1 verir. Sayı ise doğrudan karakterin kendisini verir arkadaşlar. Sayı değilse -1. Sayı ise eğer girilen şey bir sayı ise doğrudan sayının kendisini verir. Değilse -1 gönderir. Şimdi hemen şöyle yapalım. Textbox 1, Textbox 2'miz vardı. Daha önceden oluşturmuştuk bunu arkadaşlar. Şimdi Textbox 1'den bir tane karakter girelim. Bu karakterin sayı mı değil mi olduğunu kontrol edelim. Ve direkt buraya yazdıralım. Sonra biraz geliştiririz onu. Şöyle yapalım. Textbox 2 nokta text eşittir. Textbox 1 nokta text nokta
Şimdi burada char'ın içine bir karakterin girmesi lazım arkadaşlar. Şurada bir karakter tipinin, bakın şurada geriye bir double değer döndürüyor. Bir içine karakter tipi bir verinin girmesi lazım. Şimdi biz buraya direkt textbox bir text yazarsak bunu almayacak. Ya buraya convert.toChar deyip textbox bir almamız lazım. Daha pratik bir çözüm şöyle yapalım. Doğrudan aslında buraya bir karakter girebilirim. Şimdi şöyle yapayım. Önce bunu bir görün arkadaşlar. Şimdi burada herhangi bir karaktere sınayalım. Mesela F'i sınayalım. F bir sayı mıdır, değil midir? Şimdi bundan geriye bir double değer dönüyor. Bakın bir double değer dönüyor. Ben bunu textbox 2'ye yazmak istiyorum. Tabii bu hata verecek normal olarak. Textbox 2 bir text olduğuna göre, string olduğuna göre bunu toString demem gerekecek arkadaşlar. Evet, şimdi yazdıralım. Bakın F sayısal bir veri değil. O zaman ne oldu? Bakın buraya eksi 1 geldi arkadaşlar. Sayısal bir veri değil. Ama mesela ben buraya F değil de mesela 1 girmiş olsaydım, gördüğünüz gibi doğrudan karakterin kendisini gönderecekti. Eğer karakter bir sayısal değerse doğrudan değeri gönderiyor. Ama sayısal bir değer değilse, yani bir harfse ya da bir özel karakterse, bu durumda da eksi 1 gönderiyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir karakter tipinde bir değişken oluşturuyorum hemen. Mesela kare adında bir değişken oluşturalım ve bunu textbox'tan alalım. Ama ne yapmam lazım? Convert etmem lazım. Convert.toChar, çünkü char olarak almak istiyorum. Textbox 1 nokta text. Evet. Bir tane karakter gireceğim buradan. Bunu da şurada artık kare diyelim ki textbox birden girdiğim şeye baksın. Karakteri kontrol etsin arkadaşlar. Eğer buradan gelen sayısal bir değer olursa doğrudan textbox 2'ye yazacak. Değilse de textbox 2'ye eksi 1 yazacak. Bakalım şimdi. Kontrol etsin. Evet, mesela sayısal bir değer giriyorum şimdi arkadaşlar. Mesela 5 girdim. Bakın 5'i buraya aldı. 8 girdim. 8'i buraya aldı. Mesela şimdi bakın T girdim arkadaşlar. Eksi 1 geldi. Ya da sayısal değer girelim. 7 girdim, 7 geldi. Şimdi mesela ben buraya diyelim ki soru işareti girdim. Soru işareti girdim. Bakın ne oldu? Eksi 1 geldi. Soru işareti bir sayısal karakter değil. Yani sayısal bir karakter gelirse arkadaşlar, sayısal bir karakter gelirse doğrudan karakteri bize döndürüyor. Ama eğer gelen şey sayısal bir karakter değilse, özel bir karakter olabilir, bir harf olabilir. Yani sayı dışında herhangi bir şeyse bize eksi 1 gönderiyor. Ben hemen burada o zaman şunu yapabilirim arkadaşlar. Şunu yapabilirim. Bakın şöyle. Şunu kontrol X diyelim. Şuraya atalım. Şimdi bakın şöyle yapacağım. Eğer. Şimdi buradan double geliyordu ya, ben şu string'i buradan kaldırayım arkadaşlar. Get numeric value kare büyük eşittir 0 ise, ya da küçüktür 0'sa, küçüktür 0 ise, gelen karakter 0'dan küçükse, gelen karakter 0'dan küçükse. Sayısalsa ne yapıyordu arkadaşlar? Sayısalsa doğrudan bana karakteri gönderiyordu, değil mi? Sayısalsa doğrudan karakteri gönderiyordu. Sayısal değilse de eksi bir gönderiyordu. Yani sonuç itibariyle mutlaka bir sayısal değer gönderecek bu. Yani bir double gönderecek. Double'ın ben sıfırdan küçük olduğu durumda şunu yapacağım arkadaşlar. Textbox 2'ye nokta text eşittir. Diyeceğim ki sayısal değildir. Sayısal değildir diyelim. Evet, bir de önlem atalım. Sayısal değildir. Sayısal bir veri olmadığını söyleyeceğim. Else dediğimde ise şu söylenebilir. Şu söylenebilir. Sayısaldır denebilir. Ya da doğrudan karakterin kendisi yazılabilir. Textbox 2 nokta text eşittir. Şunu direkt buraya alabilirim arkadaşlar. Şöyle Ctrl C. Aslında bunu bir değişkene atsaydık bununla uğraşmak zorunda kalmazdık. Nokta toString deyip doğrudan karakteri buraya yazdırabilirim. Bunu bir değişkene almış olsaydık, mesela burada okuyup da değişkene almış olsaydık, o değişkeni burada kontrol etseydik buraya değişken adını yazabilecektim, ama neyse onu yapmadık. Önemli değil. Çalıştıralım şimdi. Bakın buraya bir karakter gireyim. Şeye girdim.
Sayısal değildir. Sayısal değildir. Şimdi sayısal bir değer girelim. Doğrudan bakın 5'i verdi. Sayısal olmayan bir değer giriyorum. Parantez girdim. Bakın sayısal değildir. Evet. Şeklinde kontrol edilebilir. Evet arkadaşlar. Get numeric value bu şekilde kullanılan bir metottur. Char sınıfı içerisinde kullanılan metotlardan bir tanesi. Neyi kontrol ediyor? Kendine gelen karakterin sayısal olup olmadığını kontrol eden bir metot. Topper ve Tullover. Bunu zaten string'de görmüştük arkadaşlar. String metotlarda da vardı. Büyük harfe dönüştüren ve küçük harfe dönüştüren. Ne olursa olsun büyük ama karakter bazında. Yani burada tek bir karakter için yapıyor bunu. Hemen çok basitçe zaten zor bir fonksiyon değil arkadaşlar. Hemen yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Hatta arkadaşlar bir label daha koyayım şuraya. İkisini birden kullanalım. Şimdi buradan bir karakter gireceğim. Textbox birden bir karakter gireceğim. Label 1'e küçük harf, şey büyük harf. Label 2'ye de küçük harf yapacak. Evet. Geldim. Evet. Label 1 nokta text eşittir. Textbox 1 nokta text nokta topper. Topper. Evet, textbox birden gelen karakteri arkadaşlar textbox birden gelen karakteri upper yapacak. Upper yapacak. Yalnız burada char tipinde istemiştim ben bunu. Şimdi bu aslında string'in şeyi oldu. String'in şeyi oldu. Bunu biz char'a dönüştürelim. Şöyle dönüştürelim. Bir tane char değişken tanımlayalım ki karakteri dönüştürdüğümüzü burada karakteri dönüştürdüğümüzü netleştirelim. Çünkü şu anda string'i dönüştürüyor. Yani oradan string de girsem dönüştürecek. Bu şimdi string'in metodu olmuş oldu. Biz bir karakter tanımlayalım ve şuradan textbox1.text girişten bunu şey yapalım. Karakter tipinde okuyalım. Yoksa bir anlamı olmaz. Zaten string'de kullandığımız convert.to char. Convert.to char diyelim. Textbox birden geleni char yapalım. Yoksa bir anlamı olmaz arkadaşlar. Şöyle şunu da kr.to upper diyorum. Evet. Evet. Yoksa bu string'i dönüştürme metodu. Bunu string.toUpper şeklinde kullanıyordum. Char'da ise bunu bakın nasıl kullanacağım? Char.toUpper olarak kullanacağım ve içine bir karakter göndereceğim. Bakın şu tırnağın içine bir karakter tipinde bir veri göndermem lazım. Yani şurada char.toUpper diyeceğim ve buraya bir karakter tipinde bir değişken göndereceğim. Kare değişkeni o da. Arkadaşlar tabi buradan geri dönen bakın geri dönüş değeri bir char label ise bir string veri arkadaşlar bu şekilde hata verecektir. Ne yapacağım? To string'e dönüştürüp öyle yazacağım. Ama aslında üzerinde çalıştığım veri bir karakterdir. Bunu unutmayalım. Ne yaptı arkadaşlar? Gelen karakter büyük harfe dönüştürdü. Karakter ne olursa olsun onu büyük harfe dönüştürdü ve label 1'e yazmış oldu. Aynı şekilde label 2'ye de arkadaşlar label 2 nokta text diyorum. Buraya da char to lover diyelim. Char to lover. Yine buraya bir karakter gönderiyorum arkadaşlar. Nokta to string diyelim. Gene label 2'ye yazdırabilmem için string'e dönüştürmem lazım. Evet. Şimdi küçük harf girersem toUpper onu büyük harfe dönüştürecek. ToLover'da bir şey yapmayacak. Aynen yazacak. Büyük harf girersem de toLover onu küçük harfe dönüştürecek. toUpper zaten büyük olduğu için herhangi bir şey yapmayacak. Yani tersini almış olacağım. Label 1'de büyük harfi, label 2'de küçük harf olarak görmüş olacağım. Yani karakteri büyük de girsem, küçük de girsem birinde büyük, birinde küçük göstermiş olacak. Evet, bakalım label 1 üstteki, label 2 alttaki. Şimdi çalıştırıyorum. Textbox 1'e bir tane karakter giriyorum. Mesela A karakterine girdim ve küçük harf olarak girdim. Şimdi label 1'de büyük harf. Label 2'de herhangi bir değişiklik yapmayacak. Zaten küçük harf olduğu için. Bakın A'yı büyük harfe dönüştürmüş oldu. To upper. Bunu büyük harf girseydik. Mesela B'ye girdim. Bakın büyük harf girdim. Ne yaptı? Bakın büyük harfi. Bu zaten büyük harf olduğu için
Label 1'de büyük harf olarak görüntülüyordu. Label 2'de küçük harf görüntülüyordu. To lover kullanmıştık. B'yi küçük harfe dönüştürdü ve Label 2'ye yazmış oldu. Böylece karakterin arkadaşlar gördüğünüz gibi to upper, to lover'la büyükse küçüğe, küçükse büyüğe dönüştürebiliyorum. Evet. To upper, to lover bu şekilde kullanılıyor. Zaten string'den de buna aşinayız. Şimdi arkadaşlar bir başka metodumuz isNumber metodu. isNumber metodu ve isLetter metodu. Bunlar birbirine yakın metotlar. isNumber ve isLower isLetter arkadaşlar. Birisi sayı mı değil mi diye kontrol ediyor. Diğeri de harf mi değil mi diye kontrol ediyor. Şimdi biz sayı mı diye kontrol etmiştik zaten. Get numeric value zaten bunu yapıyordu. Char şurada nokta olacak arkadaşlar. Bunu buraya yazmayı unutmuşuz. Char nokta get numeric value olması lazım. Buranın öyle değiştirin onu notunuzu alırken. Is number ve is letter da sayı mı harf mı diye kontrol ediyor. Ama farkı ne? Get numeric value de eğer harf sayı değilse geriye eksi bir döndürüyordu. Sayı ise doğrudan sayının kendisini gönderiyordu. Yani sayısal bir veri ise eğer karakter bir sayı ise doğrudan sayıyı geri gönderiyordu. Yani aynısını geri gönderiyordu. Değilse de sayısal bir değer değilse de eksi bir gönderiyordu. Burada ise true false gönderiyor. isNumber ve isLetter true false gönderiyor arkadaşlar. True false gönderiyor. isNumber sayıysa true değilse sayı değilse false gönderiyor. isLetter da harf ya da bir karakterse sayısal bir değer değilse true, sayısal bir değerse false gönderiyor. isNumber, isLetter birbirinin tam tersi gibi çalışan iki tane metot olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Buradan bir karakter yine girelim. Nasıl olsa girişler arkada var arkadaşlar. Buradan bir karakter girelim. Bu sayısal mıdır değil midir? Bunu kontrol edelim. Önce isterseniz isterseniz öncelikle isNumber'ı kullanalım ve sayı mı değil mi bunun kontrolünü yapsın. Zaten kare olarak girmişti. Şuraya da label bir tekste biz label bir tekste ne yapalım? Bunu aslında true false diye geliyor aslında. Öyle bir görelim önce de arkadaşlar. Şöyle yapalım. Char. Bunların hepsi böyle kullanılıyor. Char nokta isNumber. isNumber. Char isNumber. Sayı mı değil mi? Neyi göndereceğim? Kareyi göndereceğim. Tabii bana boolean bir şey geliyor arkadaşlar. True ya da false geliyor. Onu da string'e dönüştürebiliyorum. Evet. Hatta şurada da görelim onu. Char nokta is letter. Is letter. Evet. Kare nokta to string diyelim. Şimdi birinde true ise diğerinde false, birinde false ise diğerinde true olacak. Yani birbirinin tam tersi olacak bunlar. Çünkü birisi sayı mı diye, birisi de harf mi diye kontrol ediyor. Aslında güzel de olmuş oldu. Bakalım. Evet, şimdi bir tane harf girelim arkadaşlar. Yukarıdaki number sayı mı diye kontrol ediyordu. A girdiğim için buraya false, buraya true gelmesi lazım. Bu da alttaki de harf mi diye kontrol ediyordu. Bakıyorum. Bakın üstte false, altta true geldi. Niye? Çünkü arkadaşlar A bir harf. Bu sayı mı diye kontrol ediyordu. Label 1'e yazıyordu. Harf sayı değil. O zaman false gelecek. Label 2'ye de harf mi diye kontrol ediyorduk. Evet harf. O zaman true gelecek. Gördüğünüz gibi false true şeklinde bunu görmüş oldum. Tabii bunu kontrol mekanizmasıyla şöyle yapabilirim. Eğer char is number. Char is number. Is number kare. Tabii direkt true false geldiği için artık herhangi bir şey yapmam gerekmiyor. Zaten true ya da false geliyor. Bakın label 1'e ben label 1'e şunu alalım buradan. Label 1'e şunu kaldıralım. Eğer oradan gelen şey bir sayısalsa ne diyelim? Karakter sayısaldır. Sayısaldır. Niye? Çünkü true geldi. Arkadaşlar karakter sayısaldır. Else
Yine label bir text, label bir nokta text eşittir karakter sayısal değildir dedim. Karakter sayısal değildir. Sayısal mı değil mi bunu kontrol etmiş olacak arkadaşlar. Evet. Çalıştıralım. Sayısal bir karakter giriyorum. 6. Şuraya da false vermesi lazım. Karakter sayısaldır. Karakter sayısaldır. Harf olmadığı için de aşağıda false verdi. Şimdi harf girelim. Mesela K harfini girdim. Bakın karakter sayısal değildir. True. Çünkü isLetter'da label 2'de isLetter'a bakıyordum. Evet isLetter mı? Evet isLetter. O zaman bana ne döndü? True dönmüş oldu. Evet isNumber ve isLetter'la da bunları kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Is upper, is lower. Bu da karakter büyük mü değil mi? Karakter küçük mü değil mi? Aynı şekilde bold'un geri döndürürler. Is upper eğer büyük harf ise girilen harf true gönderir. Küçük harf ise false gönderir. Is lower da küçük harf ise true gönderir. D ise yani büyük harf ise false gönderir. Yaptıkları şey bu. Hemen onu şeyde görebilirim. Aynısı üzerinde çalışalım arkadaşlar. Convert to char'la bunu aldık. Şimdi şöyle yapalım şuraya. Char nokta is upper is upper kare dedim ve karakter büyük harf karakter küçük harf karakter büyük harf karakter küçük harf. Küçük harf ise büyük harf ise arkadaşlar true gönderecek ve bunun büyük harf olduğunu anlayacağım. D ise false gönderecek. Is şunu da hemen şey yapalım arkadaşlar. Yine bunu da yukarıda is upper diye kontrol ettik. Burada da is lower diye kontrol edelim. Is lower pardon. Is lower. Evet is lower diye kontrol edelim. Neyi kontrol edeceğiz? Kareyi kontrol edeceğiz. Kare. Kare karakterini kontrol edeceğiz. Küçük harf mı büyük harf mı diye. Küçük harf gelirse true verecek. Büyük harf gelirse false verecek. Evet. Görelim. Büyük harf R girdim arkadaşlar. Büyük harf olduğu için şimdi büyük harf diyecek. Is upper'la kontrol edecek. True geldiği için karakter büyük harf diyecek. Aşağıda da false verecek. Evet karakter büyük harftir. Şimdi küçük harf girelim. Mesela küçük harf K girdim. Karakter küçük harf true. Küçük girdiğim için is lower'la kontrol ettiği için true dedi. Aşağıda da küçük harf olduğunu söyledi. Niye? Is upper'dan false geldi. False geldiği için de else çalıştı. Else çalıştığı için de karakter küçük harf şeklinde mesajını vermiş oldu. Evet is upper is lower'la da bu şekilde kontrol yapılabilir. Char parse arkadaşlar karakter string'i karaktere dönüştüren bir string veriyi karaktere dönüştüren bir şeydir. Ama tek karakter olmak zorunda. Girdiğiniz verinin tek karakter olması lazım. Şöyle gösterelim onu da hemen arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet. Kare değişkeni convert to char. Aslında şunun aynısı. Olay şu. Şimdi buradan gelen convert to char'ın bir versiyonu, bunu daha önce ben size anlatmıştım. Parse nokta char. Şöyle char parse pardon. Char parse diyeceğiz. Char parse. Evet char parse. Ne oluyor? Textbox 1'den gelen veriyi yani convert to char'la aynı aslında. Şöyle söyleyelim. Convert nokta to char ile arkadaşlar char parse birbirine eşittir. Char nokta parse aynı işi yapar. Yani ne yapar? Gelen veriyi arkadaşlar buradan gelen string'i string veriyi ama tek karakter olmak kaydıyla aynı şekilde bu da kendisine gelen string'i karaktere dönüştürür. String'i karaktere dönüştürür. Yaptıkları şey budur. Char parse'da convert to char da aynı işi yapar arkadaşlar. Bunu çok da uygulamaya gerek yok herhalde. Tip dönüşümü gerçekleştiren bir metot. Char parse. Bunu zaten anlatmıştık.
int parse, int 32 parse, int 16 parse, double parse, zaten bu parse metodunu kullanıyoruz. Char olarak da kullanıldığını burada söylemiş oluyoruz. Evet, char sınıfının metotlarını da böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Evet, şimdi dersimizin bir özetini yapmaya çalışalım arkadaşlar. Neler anlattık? Sizlere bu dersimizde neler aktarmaya çalıştık? Bir gözden geçirelim. Sınıf yapısı arkadaşlar, nesne tabanlı programlama için en önemli konulardan bir tanesi olan sınıf nedir? Sınıf ne amaçla kullanılır? Nesne tabanlı programlamada sınıfın önemi nedir? Örnek uygulamalar üzerinden size sınıf yapısını anlatmaya çalıştım. Sınıf nasıl tanımlanıyor, nasıl kullanılıyor, nasıl çağrılıyor, nasıl örneklem yapılıyor, instantiating nedir gibi konuları örnek uygulamalarla anlatmaya ve pekiştirmeye çalıştık arkadaşlar. Editörler içerisinde bulunan hazır kütüphane fonksiyonları nelerdir? Hazır kütüphane ne demek? Hazır kütüphane sınıfları hangileridir? Nasıl kullanılırlar? Nasıl çağrılırlar? Bunları anlatmaya çalıştık. Koleksiyon sınıfı nedir? Koleksiyon sınıfları nelerdir? Koleksiyon sınıfları ne amaçla kullanılıyor? Hangi koleksiyon sınıfları var? Yine örnek uygulamalarla bu konuları size anlatmaya çalıştım. Anlattığımız konularla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz arkadaşlar verdiğimiz bu kaynakları kullanabilirsiniz. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Anlatmış olduğumuz konularla, uygulamalarla ilgili sormak istediklerinizi forum üzerinden bize iletebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.